Medyascope ekranlarından herkese iyi akşamlar. 23 Haziran yeniden İstanbul seçimlerinin özel yayınıyla karşınızdayız. İkinci yayınımızı yapıyoruz. Stüdyoda konuğumuz siyaset bilimci Seren Selvin Korkmaz ve yine telefon bağlantılarımız olacak. Partilerin il merkezlerinden arkadaşlarımız stüdyoda bizlere bağlanacaklar. Evet, bundan önce Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlanmıştık. Bu sefer ayrıyeten hem Halkların Demokratik Partisi hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nden muhabir arkadaşlarımız izlenimlerini aktaracaklar. Evet, Seren Selvin Korkmaz. Öncelikle şunu sormak isterim. Ekrem İmamoğlu beni tanıdıkça seveceksiniz demişti. Ne yaptı da insanların sevgisini kazandı sizce? Aslında gerçekten de öyle oldu. Ekrem İmamoğlu tanıdıkça sevildi. Çünkü Ekrem İmamoğlu kampanyasına başladığında 31 Mart öncesinde en büyük dezavantajı tanınmamasıydı. Ama hem 31 Mart'a giden süreçte fakat daha çok 31 Mart gecesi ve sonrasındaki Ekrem İmamoğlu halk tarafından tanındı ve çok sevildi. Ne yaptı? Öncelikle Türkiye'deki kutuplaşmanın ortaya çıkardığı o müthiş yarılmayı, söylemsel ayrışmayı ortadan kaldıran bir profil izledi. Bu kimi zaman eleştirildi. Hani çok yüksek siyasete girmedi. Yani toplumun belli problemlerine değinmedi gibi eleştirilere maruz kaldı. Ama aslında tam da yerel seçimde olması gereken gibi davrandı. Çünkü Türkiye'de kutuplaşma o kadar ciddi bir seviyeye ulaşmıştı ki toplum artık ortaklaşamıyordu. Ekrem İmamoğlu biraz daha Türkiye sevgisi üzerinden, İstanbul sevgisi üzerinden toplumun artık o kanayan yaralarını belki biraz daha tedavi edecek bir dil kullanmış oldu. Bu birincisiydi. İkincisi, Türkiye'de özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının son yıllarında gözlemlediğimiz bu çakarlı araçlar, işte konvoylar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin belki son reklamında gördük, eleştirildi. Yani lüks araçlar, yani partinin bir şekilde yöneticilerin halktan uzaklaşması hikayesini aslında ortadan kaldıran, halkla kucaklaşan, insanlara dokunan, gerçekten de fiziksel olarak gittiği her yerde insanlara dokunuyor. İnsanlara dokunan bir model çizdi ve sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin her bir köşesinde aslında Ekrem İmamoğlu bir fenomen oldu. Tabii bir taraftan da hani bu bütün hikayeden, kutuplaşmadan Türkiye'yi kurtaracak bir rol model de aslında oldu insanlar için. Bu Ekrem İmamoğlu için zor bir görev. Bir başka hikayede tabii Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart gecesinden itibaren sorumluluk alması ve siz bu görevi bana verdiyseniz, siz temsiliyetinizi bana verdiyseniz ben sizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Hani hak yemem, hakkımı da yedirmem söyleme etrafında ciddi bir aslında sorumluluk taşıyan siyasetçi anlayışını çizmiş oldu. Dolayısıyla insanlar Ekrem İmamoğlu'nu bu özelliklerinden dolayı sevdiler. Evet, şimdi rejideki arkadaşlarıma sormak istiyorum. Acaba ne zaman bağlanacağız Adalet? Evet, şu an Fırat Fıstık Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, Egemen Gök'le birlikte, Canan Coşkun da Emrecan Kaya ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Geçen sefer AKP ile başlamıştık, bu sefer CHP ile başlayalım ve Canan Coşkun'a dönelim. Canan Coşkun, beni duyabiliyor musun? Duyuyorum, bırak seni. Evet, tam bir saat önce konuşmuştuk. Şimdi bazı sosyal medyada puanlar, rakamlar da konuşulmaya başlandı. CHP'deki hava nasıl? Bir değişim var mı? Neler düşünüyor CHP'liler? Canan'ın sesini alamıyoruz, rejiye bir uyarıda bulunayım. Evet, şimdi geldi. Ancak geçen bir saatte kalabalık daha da arttı ve basın tribününde bir saat daha yer açıldı. Basın mensupları oradan da çıkım duyuyoruz. Burada basın mensupları arttıkça bekleyin.
Canan Coşkun'un sesini duymakta güçlük çekiyoruz. Bir Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanlığına dönelim. Sonra tekrar Canan'a döneceğiz. Fırat Fıstık, sen neler aktarırsın? Orada neler yaşanıyor? Bir heyecan var mı? Adalet ve Kalkınma Partililer nasıl hissediyorlar? Evet, şu anda burada tam anlamıyla sessizlik hakim. AK Partililer binanın önünde toplanmaya başladılar. Bir önceki yayında da duyurmuştuk. 8'de içeri alınacaklardı. Şu anda 100 civarında AK Partili binanın önündeki bekleyişlerini sürdürüyorlar. Ve genellikle de yayınlanan oranları, sosyal medyadan aldıkları oranları telefonlarından takip eder vaziyetteler. Sizin de gördüğünüz gibi. Binali Yıldırım, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım yaklaşık olarak yarım saat önce il başkanlığına geldi ve Binali Yıldırım'ı Mahir Ünal ve Ali İhsan Yavuz karşıladı bina girişinde. Yine tabii ki bu seçim 31 Mart'tan farklı, sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve o oylanıyor. Tabii ki de partinin bütün yetkilileri, neredeyse bütün yetkilileri bugün İstanbul İl Başkanlığı'na gelmesi bekleniyor. Şu anda içeride kimler var? Bir önceki yayında Milletvekili Numan Kurtulmuş'un ne binada olduğunu söylemiştik. Numan Kurtulmuş'un yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaklaşık olarak 40 dakika önce binaya giriş yaptı. Tabii Süleyman Soylu dışında diğer bakanların da gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra 31 Mart seçimlerinde Ankara'da AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özsesik'i de biraz önce İstanbul İl Başkanlığı'na giriş yaptı. Şunu da aktarmamız lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelebilir demiştik. Bilgiler bu yöndeydi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne gitti ve seçimi oradan takip etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Binali Yıldırım binaya girerken gazeteciler sorularını sordular. Kameralar ona gülmüştü. Bir açıklama yapması bekleniyordu girişte. Ancak bir açıklama yapmadı ve sadece hayırlı olsun demekle yetindi. 31 Mart'ta biraz karşılaştırırsak, 31 Mart'ta arkamda gördüğünüz ekranda müzikler çalınıyordu, maçlar çalınıyordu. Daha hareketli bir durum söz konusuydu. Ancak şunu söyleyebiliriz, 23 Haziran'da bu biraz daha değiştiği çok açık. AK Partililer şu anda iyi binasını bekliyorlar. Çok çok tekrarlamak gerekiyor. Burada biraz daha sessiz bir bekleyiş var 31 Mart'a göre. Fırat Fıstık, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi az sonra seçim verilerini arkadaşlarımız aktaracaklar. Onu da buradan duyuralım ve Sera Selvin Korkmaz'a dönelim. Şimdi çok ilginç oldu bu seçim tarihleri de 24 Haziran 2018, 23 Haziran 2019. Arada bir yıl var fakat işte Fırat Fıstık da aktardı. O partilerin önündeki heyecan bile çok farklı. Geçen sene bambaşka bir yerdeydi Türkiye. Bu sene bambaşka bir yerde. Ne oldu da atmosfer sence bu kadar değişti? Aslında hakikaten ilginç. Tam bir yıla denk geliyor. 24 Haziran'dan 23 Haziran 2019'a. Ne oldu da değişti? Bence Türkiye'de şöyle bir değişim oldu. Bir kere Türkiye'de muhalefet bir araya gelmeden iktidarı bir şekilde deviremeyeceğini, yani kendilerinin iktidar olamayacağını anladı. Hem yerel seçimler bazında hem genel seçimler bazında. Ve bu aslında deneyimlenerek öğrenilen bir süreçti. Çünkü Türkiye ilk kez aslında ittifakları deneyimliyor. İlk kez yeni bir sistem var, Cumhurbaşkanlığı sistemi. Yani bir şekilde öğrenilen de bir şey bu. Nasıl demokrasi deneyimlenerek bugüne geldiyse Türkiye'de, bu yeni sistem ve uzun dönem süren 17 yıllık tek parti iktidarı ile nasıl baş edilebileceği bir parça deneyimdi. Şimdi 24 Haziran'dan bugüne aslında şöyle bir tablo var Türkiye'de siyasi atmosferi değiştiren. Bir, partiler sorumluluk almayı öğrendiler. 24 Haziran gecesini hatırlayalım, bir önceki seçimde. Cumhuriyet Halk Partisi en çok seçimin sorumluluğunu taşıyamamakla eleştirildi. Ama biz 31 Mart gecesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradan ders çıkardığını gördük. Ekrem İmamoğlu'nun sorumluluk sahibi bir siyasetçi olduğunu gördük. Ve il başkanı Canan Kaftan. İl başkanı tabii Canan Hanım'ın orada Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber büyük bir çalışması vardı. İkincisi, bizim duyumlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin il örgütünün çok ciddi bir anket çalışması yaptırdı. Yani verilere dayanarak siyaset yapıldı. Bu da aslında önemli bir ölçüttü, başarıyı getiren. Bir başka hikaye, Türkiye gibi işte seçimli otoriter rejimler dediğimiz sistemlerde muhalefetin seçim almasının yolu birkaç şeye dayanıyor. Bir tanesi bütün muhalefetin bir araya gelebilmesi. Çünkü
bu tarz rejimlerde aslında muhalefet seçim kazanamayacağını düşünür. Özellikle Türkiye'nin deneyimlediği, yani 5 yılda 8 seçim geçirdik, hepsinde muhalefet kaybetti. Bu seçmenini, muhalefet seçmenini sandığa götüremeyecek bir denklem, umutsuzluk yaratan bir denklem. O yüzden şimdi benim elimde mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçelerindeki oy oranları var. 24 Haziran'la 31 Mart'ı karşılaştırdım. Oralarda oylar, yani katılım oranları düşmüş. Bu belki biraz daha umutsuz seçmen. Yani o 24 Haziran'ın umutsuz seçmeni. Bu sürece gelirken o seçmeni umutlandıran bir denklem oldu. Yani bir, muhalefet bir araya gelebildi. İkincisi, muhalefet seçmenini sandığa götürecek Ekrem İmamoğlu'nun da son kampanyasında gördüğümüz umut siyaseti oluşmaya başladı. Dolayısıyla muhalefet kazanabileceğini düşündü. Bugüne geldiğimizde ise ilk kez muhalefet moral üstünlüğüyle seçime giriyor. Bugün işte belki genel merkezlerdeki atmosfer farklılığı da biraz evvel aktarılan bununla ilgili. Bugün birçok insan biz farklı bir şey gördük, yani atmosfer gördük diyor. Çünkü neden? Muhalefet seçmeni ilk kez kazanabileceğine inanıyor. İlk kez anketler muhalefeti gerçekten hani konsolide olmuş bir şekilde önde gösteriyor. Bu Türkiye gibi rejimlerde müthiş bir şey, ilerici bir hareket bence. Dolayısıyla 24 Haziran'dan bugüne, 23 Haziran'a gelene kadar bence Türkiye muhalefeti bir seçimin nasıl kazanılabileceği konusunda beraber hareket etmeyi, birçok noktada ayrışsalar bile en azından demokratikleşme düzeyinde, demokrasinin en temel prensiplerini yeniden devreye koymak düzleminde anlaşabildiler, ortaklaşabildiler. Bir başka hikayede artık kutuplaşma ve ekonominin geldiği noktada insanlar ciddi bir şekilde gündelik hayatlarında müzdaripler, yani yüksek siyasetin gündelik hayata etkisi de hem kutuplaşma hem ekonomik sıkıntılar anlamında insanların tercihlerini değiştirmelerinde etkili oldu bence. Evet, şimdi liderler gün boyu tabii oy kullandı. Arkadaşlarımız takip etti. Takip edemediğimiz yerlerde de ajanslarla gördük bu görüntüleri. Şimdi izleyelim bakalım neler söylemiş liderler oylarını kullandıktan sonra. Türkiye'miz adına, İstanbul'umuz adına önemli bir seçim yaşıyoruz. Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi değil, aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi sürecine dair milletçe yaşatılan bu hukuksuz süreci tamir etme. Türkiye'miz adına, İstanbul'umuz adına önemli bir seçim yaşıyoruz. Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi değil, aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi sürecine dair milletçe yaşatılan bu hukuksuz süreci tamir etme günüdür. Kullandık, vatandaşlık görevimizi yaptık. İnşallah bugün oy kullanma süresi bitince oylar sayılacak ve gelecek 5 yıl için İstanbul'u kim yönetecek, ona İstanbullular karar vermiş olacak. Buradayız efendim. Ben de buradayım efendim. Hayır olsun. İstanbul'umuz için, ülkemiz için hayırlı olsun. İstanbul gibi bir şehrimizin büyükşehir belediye başkanlığı seçimi tabii bu şekilde yapılmamalıydı. Evet, liderlerin gün boyu yaptıkları böyleydi. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım şimdi bir açıklama yapıyor durumla alakalı. Rejiden rica edelim, eğer mümkünse Binali Yıldırım'ın açıklamasına gidelim. Bunu biz de dinlemedik. Arkadaşlar, kimse var mı?
Evet, Seren Selvin Korkmaz. Ben şunu da sormak isterim. Hepsi hangi taraf yeniden, yani bu aslında 23 Haziran'a giderken kim konsolide edecek seçmenini ve sandığa gitmeyen kendi seçmenini, sandığa gitmeyenlerini kim götürebilecek tartışması çok yapıldı. Sizce hangi taraf kendi seçmenini konsolide etmeyi başarmıştır? Bir de şunu soracağım. Az önce muhalefet seçmeninden bahsettiniz. Hani daha motive oldu bu seçimde dediniz. Özellikle 24 Haziran'dan sonra. Hani bu bir eğer gelen bir zaferse muhalefet açısından böyle bir şeyse bunun parçası olmak istemiş midir? Bu açıdan daha konsolide bir seçmen kitlesiyle karşılaşacak mıyız sence 23 Haziran'da? Hı hı. Yani aslında Türkiye'de siyasal denklem çok karışık. Yani bir gün içinde her şey değişebiliyor. Şimdi bugüne kadar bence özellikle 31 Mart sonrasında kitlesini Millet İttifakı artı HDP'den oluşan Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen grup konsolide etti. Çünkü 31 Mart akşamından itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin strateji değiştirdiğini gördük ve beka söyleminden hizmet söylemine aslında bir geçiş yaptınız. Selam, bir virgül atmanı rica edeceğim. Tekrar devam edeceğiz. Şu an Canan Coşkun, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Skype attığımızda. Canan Coşkun, bizi duyabiliyor musun? Burak, beni duyabiliyor musun bilmiyorum ama burası oldukça ses var. Burada Binali Yıldırım'ın açıklamasından sonra görevlilerin olduğu yerden Güneşli Günler Göreceğiz şarkısını söylemeye başladılar. Arkadaşım Emre Can Kaya şu anda sizde izletmeye çalışacak bunu. Sözü buraya bırakıyorum. Evet, Binali Yıldırım'ın ne dediğini de belirtelim. Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmiş. Biz de vermeye çalıştık. Az sonra hazırlayacak rejiden arkadaşlarımız. Henüz çok erken bir saatte, 7-20 geçe gibi bir saatte, henüz verilerin bile tam olarak ortada olmadığı bir saatte Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ki geçen seçimi... Evet. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun güzel hizmetler yapmasını ümit ediyorum demiş. Tabii tek pusula vardı. Oysa imişleme hızlı geçti anladığımız kadarıyla. Ve sonuçlar da açıklanmaya başlayınca Binali Yıldırım anladığımız kadarıyla fark da yüksek. İtiraz edilmeyecek bir fark zannediyorum. Evet, Seren Selvin Korkmaz'la bambaşka bir şey konuşacağız. Şu an Emre Can Kaya ve Canan Coşkun da bize Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim koordinasyon merkezindeki atılan sloganları, söylenen marşları ekrana getiriyor. Tekrar rejiden rica edelim, biraz daha izleyelim bu görüntüleri. Ondan sonra Seren Selvin Korkmaz'la artık ortaya çıkan sonucu konuşacağız. Evet. Burada. Canan, biraz anlatır mısın bize yaşananları? Şu anda burada aşağıda önce aşağıdan Binali Yıldırım'ın açıklamasından, Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmesinin ardından ilk sevinçler aşağıdan binanın önünden gelmeye başladı. Sonra burada Emre Can Kaya'nın çektiği yerde görevliler oturuyor. Burada hukuk komisyonu oturuyor. Tutanakları tutan insanlar oturuyor. Bir anda oradan Güzel Günler Göreceğiz şarkısını söylemeye başladılar. Arada bir her şey çok güzel olacak sloganları da atılıyor. Oradaki sevinç, oradaki sevinme, oradaki heyecan bir anda basın mensuplarına da yansıdı ve herkes bir anda birbirlerine sarılmaya başladı. Gerçekten buradaki o an görünmeye değer bir görüntüydü. Hala içeriden Güzel Günler sürekli bunu söylüyorlar. Ve burası dediğim gibi buradaki heyecan oldukça yükseldi. Biz de en kısa sürede bir basın açıklaması bekliyoruz. Sanırım Binali Yıldırım'ın da tebrik etmesinin ardından buradaki açıklamayı Ekrem İmamoğlu yapacaktır. Burada başka kişiler de var. Kimler var örneğin? Bir saat önce yayına bağlandıktan sonra Tunç Soyer'in de burada olduğunu öğrendik. Çankaya Belediye Başkanı burada. Burada çok fazla sayıda CHP milletvekili de var. Bu sefer CHP buradaki seçimlere, yenilenen seçimlere oldukça profesyonel hazırlanmış. 31 Mart'a kıyasla daha fazla basın mensubu var. Ama buradaki yer düzenlemelerine kadar, içeriye girişlere kadar CHP çok sıkı bir organizasyon hazırlamış. Çok sıkı hazırlanmış bu defa seçimlere, buradaki şeye. Dediğim gibi en kısa sürede de burada bir basın açıklaması olacağını öngörüyoruz. Gökçe ve Burak. Çok teşekkürler Canan Coşkun.
Evet, Seren Selvin Korkmaz 25 yıl, aslında 31 Mart'tan sonra da 25 yıl sonra İstanbul muhalefetin eline geçti demiştik ama şimdi herhalde artık tartışmasız bir şekilde muhalefet yönetecek 25 yıl sonra. Ne değişecek İstanbul için? Aslında esas mesele buradan sonra başlıyor. Çünkü muhalefetin görevi çok zorlu. Yani bugünkü seçimin sonuçları her koşulda çok önemliydi. Seçim sonucu ne olursa olsun muhalefet beraber hareket etmeyi de öğrendi. Bunu biliyoruz. Artık az evvel Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla beraber de seçimin kazananının Ekrem İmamoğlu olduğunu görmüş olduk. Ve bu noktadan sonra ne değişti, ne değişecek hikayesi konusunda muhalefete çok büyük bir rol düşüyor. Çünkü muhalefet bundan sonra İstanbul'da ne yapacak? İstanbul'u nasıl yönetecek? Çünkü İstanbul'u alan Türkiye'yi alır söylemi bütün Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde ciddi bir şekilde aslında kabul edilmiş bir gerçek. Dolayısıyla bundan sonra İstanbul'u nasıl yönetecekleri çok önemli. İstanbul'un yönetiminin de Türkiye'ye, biz Türkiye'yi böyle yönetiriz hikayesi ile önemli bir örnek teşkil edeceği önemli. Evet. Şimdi Şükran Şençekiçer Skype hattımızda. Şükran Şençekiçer, hoş geldin. Şükran Şençekiçer, şu anda yayındayız. Şükran Şençekiçer, şu anda yayındayız. Ve senden verileri alalım. Seçim yasakları kalktı. Evet. Bildiğiniz gibi saat 19.15'te seçim yasakları kalktı ve ajanslar da sandıklardan öğrendikleri verileri artık paylaşmaya başladılar. Anka Haber Ajansı'nın verilerine bakacağız önce. Sandıkların neredeyse tamamı, %96'sı açılmış durumda şu anda. Ve CHP'nin Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu %54.93 ile seçimi önde götürüyor gözüküyor. Binali Yıldırım ise Cumhur İttifakı'nın adayı, AK Parti'nin adayı %45.9 almış gibi gözüküyor. Bir de Anadolu Ajansı'nın verilerine bakalım. Anadolu Ajansı 19.30'da verileri açıklayacağını söylemişti fakat seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte onlar da verilerini açıkladılar. Anadolu Ajansı'na göre de %96'sı açılmış durumda sandıkların ve Ekrem İmamoğlu %53.79 ile önde görünüyor. Binali Yıldırım'ın aldığı oy oranı ise 45.3. Şimdilik veriler bu kadar. Zaten çok az kaldı açılacak sandıklar. Biz de takip etmeye devam edelim. Peki, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi Medyascope seçim koordinatörü İrfan Bozan yanımızda. Verileri duyduk. Valla ben duyduğum anda Gökçe'ye de yazdım. Konda da bu seçimin kazananlarından diye. Hemen hemen örtüşüyor. Bu büyük bir zafer değil mi Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet için? Zafer ama bir noktada sahayı çok iyi bilen ve anketlerin nasıl yapıldığını, hangi firmaların anketlerine güvenilmesine gerektiğini bilenler için de sürpriz değil. Ben tabii hemen apar topar şeye baktım. İlçe bazında ne olmuş? İlçe bazında acayip sonuçlar var. Şunu söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 31 Mart'ta Binali Yıldırım'ın da ilçe belediye başkanlığında kazandığı birçok yerde Ekrem İmamoğlu birinci bitirmiş. Eyüp Sultan 53'e 45. Acayip bir değişim var burada. Tuzla aynı şekilde. Ya şunu demek istiyorum. Özellikle Sancaktepe, Tuzla, bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birinci olduğu yerlerdi. Çekmeköy nitekim öyleydi. Şile kafa kafaya olmuş. Binde farklarla yine Ekrem İmamoğlu önde. Küçükçekmece ve Esenyurt'ta Millet İttifakı yani Ekrem İmamoğlu'na %60'lara dayanmış. Bir de bu da bize şunu söylüyor. Daha önce sandığa gitmeyen Kürt seçmen buralarda sandığa gitmiş. Ve Ekrem İmamoğlu'na oy vermişler. Esenyurt'ta Küçükçekmece'yi biz ağırlıklı Kürtlerin ve kent yoksulluğunun, Kürt yoksulluğunun yaşandığı yerler olarak okuduğumuzda bu sonuçla karşılaşıyoruz ki Esenyurt'ta %57, Küçükçekmece'de %60 oy almış. Bunlar tamam Anadolu Ajansı verisi ve sandıkların %97'sinin açıldığı durumda konuşuyorum bunu. Peki onlar dışında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birinci olduğu yerlere bakalım. Sultan Gazi'de yine Ekrem İmamoğlu buralarda %30'lar seviyesindeydi. Şimdi baktığımızda 40'ı aşmış. Aynı şekilde Başakşehir'de Ekrem İmamoğlu neredeyse ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhafazakar seçmenin yoğun olduğu bir yer 51'e 47. İmamoğlu geride. Fakat ciddi bir artış var İmamoğlu'nda. Bağcılar çok simge bir yerdir mesela. Millet İttifakı yani Ekrem İmamoğlu %42'ye yükselmiş. Çok ciddi bir oran. Çok ciddi bir oran. Cumhur İttifakı yine birinci %56. Burada da şunu anlıyoruz aslında. Ekrem İmamoğlu örneğin Sultan Gazi. Hatta Erdoğan miting yaptı orada. Orada da Ekrem İmamoğlu %40'ı aşmış.
Yani Ekrem İmamoğlu'na zafer geliyorsa yine aslında daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş muhafazakar seçmen Ekrem İmamoğlu'na yönelmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son çabası oralarda etkili olmamış ki bazı illerde Eyüp Sultan'da birincilik değişmiş 7 puan farkla. Bu bir noktada şunu gösteriyor aslında. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradan da ders alması gerekiyor. Hemen belirttiğim Sarıyer'de de %60'a ulaşmış. 6 okun altına muhafazakar seçmenin mühür vurması çok kolay bir şey değil, evet. Türkiye'de. Bunu aslında bize ta tarih boyunca gösterdi. Eminim Seren de katılır bana. Bu belli ki burada bu kırılmış. Şimdi burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı çok mesaj var. Demek ki ciddi ve muhafazakarlara mesafeli olmayan, onlara diyalog kuran bir aday söz konusu olduğunda bu altı ok fobisi muhafazakar seçmende kırılabiliyor. Bir de ben şunu anladım. Türkiye halkı haksızlığa gerçekten sevmiyor yani. Haksızlığı seviyor. 25 yıl önce nasıl aynı tercihi yaptıysa. Sahada gelen arkadaşlardan şunu duyuyorduk biz çok net açıkçası. Yani yapılan mülakatlarda da. Evet, Ekrem İmamoğlu'nun haksızlık yapıldı. Gönlüm ondan yana ama CHP'de hayatım boyunca hiç oy verme hakkından geçirmedim. Burada mesela ben hep temkinliydim açıkçası. Bu insanları son noktada AKP bir şekilde ikna edebilir, bir yerinden yakalayabilir diye. Ama şu tablonun bana gösterdiği ki sayamadım ama 31 Mart'ta eğer bu sonuç olsaydı, bu ilçeler bu şekilde olsaydı herhalde İstanbul Belediyesi şu an 25'e 14 Cumhur ve Millet İttifakı'nı paylaşmış durumda eşitlenebilir bir durum olabilirdi. Tabii özellikle işte bir kent yoksulluğunun, muhafazakar yoksulluğun yoğun yaşandığı yerlerde Ekrem İmamoğlu'nun öne çıkması aslında bir noktada alt sınıfların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kopuş yaşamayı da kopuş yaşadığını da gösterebilir. Kuşkusuz bunu siyaset bilimciler daha iyi değerlendirir ama ben heyecanla ilişki sonuçlarını görünce Anadolu Ajansı'ndan bunları söyleme ihtiyacı duydum. Evet, Gökçe'ye bırakacağım sözü. Bırakmadan ben de birkaç tane hatırlatmada bulunayım. 13.000 puan 13.000'le bitmişti. Hemen birkaç tane veri de verelim. Şimdi fark nereden nereye geliyor diye bakmak istiyorum. Şurada olacaktı, bir saniye. Hemen söyleyeceğim. Bir nokta evet, çok da yoğun ararken çok ilginç bir sonuç var. Şu an sandıkların %97'si açılmış durumda. %97.4'ü Binali Yıldırım 4 milyon oya ulaşamamış durumda. Geçen seçimde 4 milyon 106 bin 36 oy aldığını hatırlatalım. 31 Mart'ı geç, 2014'e gidelim. Evet. 2014'teki aldığı, Kadir Topbaş'ın aldığı oy sayısını, ki seçmen arttı, ulaşamamış. Kadir Topbaş'ın aldığı oy 4.096.221. 4 milyon sınırı vardır o zamanlarda. Ki Cumhuriyet Halk Partisi 3.5 milyonu bulamıyordu. O sayede kazanmıştı. Şunu söyleyebilirim. Kadir Topbaş'ın sayısal olarak aldığı oy sayısına Binali Yıldırım ulaşamamış durumda. Ki açılsa... İmamoğlu'na da bir bakalım. O da 4.169.765 oy almıştı. Şu an görünen tabloda... 4.599. Gerçi aşabilir Binali Yıldırım. Çünkü %2'lik bir şey var. %1 90 bine denk geliyor. 4 milyonu biraz aşabilir ama şu an itibariyle %97'si, %98'e doğru gidiyor. 4 milyon sınırına ulaşmış değil Binali Yıldırım. Bir isterseniz Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ettiği videoyu izleyelim. Tekrar stüdyoya dönelim. Teşkilat mensuplarımıza ve bizim dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı veren İstanbul'umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek demokrasi demektir. Bu seçimlerle Türkiye'de demokrasi bir şekilde kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır. Ben bu sonuçların İstanbul'umuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da
temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Binali Yıldırım böylelikle kazanını kabul etmiş oldu ve tebrik etti İmamoğlu'nu. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun da konuşması bekleniyor. Seçim Koordinasyon Merkezi'nde zaferi üzerine bir konuşma yapacak. Onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Bunu da buradan iletmiş olalım. Evet, Seren Selvin Korkmaz, sonuçları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi İrfan Bozan dedi ki altı okun altına mühür basmaya bu ülkenin tarihsel bütün süreçlerini de göz önüne bulundurduğumuzda zor olan bir kesim vardı. Onların bastığını görüyoruz 23 Haziran'da dedi. Bir de benim aklıma konuşurken hep şu geldi. Gerçekten en çok Ruşen Çakır'ın vurguladığı aslında bu süreç 25 yıl önce Erdoğan'ın yaşadığı süreçle çok benzer. Aktörler değişti sadece dedi. Gerçekten bir haksızlığı kabullenmeme durumu olduğunu görüyoruz. Bir de Binali Yıldırım demokrasi vurgusu yaptı. Demokrasi açısından bu seçim sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence bu seçim sonucu aslında Türkiye demokrasisinin hala çok önemli bir sınav verdiğini gösteriyor. Çünkü biz hep şunu tartıştık. Yani bir önceki soruya da bağlayayım. Yani 24 Haziran seçimi sonrasında da şunu tartıştık. Türkiye her şeye rağmen, medyanın bastırılmasına rağmen, çok ciddi bir şekilde muhalefetin önüne birçok engel konulmasına rağmen, ifade özgürlüklerinin engellenmesine rağmen vesaire, hala %48-%50'ye varan ciddi bir muhalefet bloğunu canlı tutabiliyor. Yani bir %60'a-70'e varmadı iktidarın oy oranı. Dolayısıyla bu Türkiye demokrasisi için hala çok önemli bir umuttu. Bugün de geldiğimiz noktada muhalefetin İstanbul gibi aslında Türkiye'nin bir anlamda küçük Türkiye diyebileceğimiz çok canlı bir örneğinde Türkiye'nin mega kentinde muhalefetin seçim kazanmasının aslında kartların yeniden karılacağı bir döneme bizi getirdiğini söyledi. Dolayısıyla Türkiye demokrasisi için aslında çok ümitvar bir tablo. Yani Türkiye halkının çok da hani uzaktan yapılan yorumlardaki gibi demokrasiden vazgeçtiği, sadece bir takım ahbap çavuş ilişkilerine teslim olduğu hikayesini biraz değiştirdi bence. Bir de tabii şey çok önemli, İrfan Bey değindi. Yani kent yoksullarının CHP'ye yönelmesi benim en çok açıkçası beklediğim, sonucunu merak ettiğim hikaye burasıydı. Çünkü ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Gündelik hayatta işte çarşıya pazara gittiğinde halkın gördüğü bir rakam var. O rakam kesinlikle yansıyor. Bir. İkincisi, Ekrem İmamoğlu hakikaten muhafazakar seçmenin kalbine, vicdanına ulaşan bir dil kurabildi. O hak yemem, yedirtmem söylemi gerçekten insanlar için bir şey ifade ediyor. Şimdi Türkiye'de Demokrat Parti... Evet, Ekrem İmamoğlu şu an konuşuyormuş. Seren Selvin Korkmaz, müsaadenle gidelim bakalım İmamoğlu neler söylüyor. Ondan sonra stüdyoda konuşmaya devam edeceğiz. Yüz binlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma, günün kahramanlarına, sandıklarda, okullarda, ilçe seçim kurullarında, il seçim kurulunda hizmet eden bütün arkadaşlarıma minnet duygularımı belirtmek istiyorum. Şu anda tümünün kalbini, o güzel emeğini yanımda hissediyorum. İyi ki varlar. Onlar bugünün demokrasi kahramanlarıydı. Yaptıkları, bugüne dair hizmetleri her zaman güzel bir anı olarak hatırlayacaklar ve gururla anlatacaklar. Ancak şunu da belirtmek isterim ki, bugün hali hazırda elimizdeki seçim verileri süreci netleşmeye dönük oluştursa da biliyoruz ki net sonuçlar tutanaklarla olur. Dolayısıyla sandık görevlisi arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma, kat görevlisi arkadaşlarıma,
İmamoğlu'nun konuşmasının bir bölümünü dinledik. Burada sandık görevlilerine çağrıda bulundu ve net sonuçlar ancak tutanaklarla olur. Sandık başlarından ayrılmayın, sandıklara sahip çıkın dedi İmamoğlu. Yani sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor ama evet, ben de çok sakin gördüm değil mi? Bir kazanan evet. Lider hani bir coşku. İhtiyatlı aslında. Evet, çok sakin öncesinde de konuşuyorduk. Pardon, şunu da söyleyeceğim. 31 Mart akşamı konuşmasıyla bir değerlendirdim. Evet. Pardon, 6 Haziran'la değerlendirdiğimizde. Aşırı, 6 Mayıs. 6 Mayıs. İptal edildiği gün, evet. Yabancı gazeteciler de bize soruyorlardı, Cumhuriyet Halk Partisi kazanırsa ne olur diye. Hep İrfan Bozan sizle de konuşuyorduk. Siz söylemiştiniz aslında İmamoğlu kazansa bile ihtiyatlı ve herkesi bunu kutlamaya çağırmayacak diye. Ben onun sinyallerini aldım, bilmiyorum ne dersiniz. Zaten özel bir kutlama planlanmamış. Normalde hafızalarımızı tazelersek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazandığı seçimlerde konvoylar oluşur, bayraklar dolaşırlardı ortalıkta. Sanıyorum İmamoğlu'ndan elde ettiğimiz bilgiler, böyle bir kutlama programı yok ama herhalde mazbatayı aldığı gün, yine o ilk mazbatayı aldığı güne benzer bir kalabalığa tekrar Ekrem İmamoğlu biliyor. Detaylarına girecek değilim. Ama saatleri durdurarak zamanın akışını asla ve asla önleyemezsiniz. Gerçekleri de üzerini örterek asla ve asla gizleyemezsiniz. Bugün sandıklardan oy pusularını yanı sıra aynı zamanda bir de hesap pusulasının çıktığını tüm vatandaşlarıma duyurmak isterim. Vatandaş 31 Mart'tan bugüne bu ülkeye yaşatılanların, yapılan büyük haksızlığın hesabını o tanımladığım gibi bir avuç insana kesmiştir. Bu İstanbul'da bir sayfa kapandı, yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor. İstanbul'da herkesin yeni ve ortak bir sayfa açması anlamına geliyor. Yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Bu yeni sayfada İstanbul'da artık adalet, eşitlik, sevgi, hoşgörü olacak, israf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek. Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı, adalete olan güvenimizi tazelemiştir. Bunu yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük bir olgunluk ve sükunet içerisinde geçiren ve bu şekilde gerçekleştiren tüm vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerimize minnet duygularımı iletiyorum. Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz ve Türkiye'yi yakın coğrafyadaki bazı ülkelere benzetme gayretinde olan dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz. Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız. Teşekkürler İstanbullu hemşehrilerim. Tabii ki teşekkürlerim var. Başta sevgili eşime, oğullarıma, kızıma, sevgili anne ve babama, kız kardeşime ve bütün aileme, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin genel başkanlarına, genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, Anadolu'nun dört bir yanından gelip kampanyamıza destek olan belediye başkanlarımıza, il ve ilçe başkanlarımıza, İstanbul'daki ilçe başkanlarımıza, İlçe belediye başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, Cumhuriyet Halk Parti ve İyi Parti örgütlerine, sahada çalışan üyelerine ve özellikle sayıları 150 bini aşan demokrasi ve adalet davasına inanan yürekli İstanbul gönüllerine, yanımızda duran tüm partililere, HDP seçmenlerine, Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerine, AK Partili seçmenlerine, Saadet Partili seçmenlerine, Vatan Partisi, Demokratik Sort Parti, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, BTP, bütün siyasi parti seçmenlerine, aynı mahalledeki komşularımıza aynı zamanda
bu güzel şehirde yaşayan insanlarımıza, vatandaşlarımıza, ister Türk, ister Kürt, ister Çerkez, ister Ermeni, Rum, Musevi, ister Süryanilere, yani kısacası bu şehrin ve bu milletin asil vatandaşlarına, en yakın yol arkadaşım olan İstanbul'un çocuklarına, dinamik gençlerine, dualarıyla beni ayakta tutan hanımefendilere, annelerimize, ninelerimize, kadınlara, beyefendilere, başarılı kampanyayı stratejisinden uygulamasına kadar planlayan ve yöneten kampanya direktörümüze, bütün yol arkadaşlarına, kreatif ekiplerine, çalışma arkadaşlarına, ilk günden beri yanımda olan sevgili basın danışmanıma, sosyal medya ekibimize, toplantı ve mitingleri yöneten yüzlerce yol arkadaşıma, her zaman yanımda olan polis ve koruma arkadaşlarıma, aynı zamanda tüm güvenlik görevlilerine, sahada çalışan, meydanlarda, çadırlarda ve sandıklarda görev yapan yüz binlerce demokrasi aşığı partililerimize, gönüllerimize, vatandaşlarımıza, bu kampanyada bize destek olan sivil toplum kuruluşlarına, Türkiye'nin dört bir yanından benimle ve demokrasi mücadelemize şiir yazan, şarkı besteleyen, türkü besteleyen, arayan, soran, fikir veren, destek veren milyonlarca vatandaşımıza, kimisi abi diyen, kimisi arkadaşım diyen, kimisi evladım diyen o güzel insanlara, yurdumun güzel insanlarına ve tabii ki tüm 16 milyon İstanbulluya yürekten teşekkür ediyorum. Sonsuz minnet duygularımı iletiyorum. Seçimi bir kişi, bir parti, bir grup, bir kesim değil, bütün İstanbullular, bütün Türkiye kazanmıştır. Bunu şu an belki herkes tam olarak hissedemiyor ama göreceksiniz. Kısa sürede herkes böyle hissedecek. Bunu sağlamak için de canla başla çalışacağım. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi dışlamadan çalışacağım. Bugün benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Vatandaş bana İstanbul'un işsizlik ve yoksullukla mücadele seferberliğini, İstanbul'un yeşil alanlarla donatma seferberliğini, hızlı, kaliteli ve ucuz ulaşım seferberliğini başlatmak ve sonuca ulaştırmak için kutsal bir görev vermiştir. Bu benim hayatımdaki en değerli, en gururlu, en onurlu görevdir. Bu görevi çocuklarıma, eşime, aileme, tüm İstanbullulara mahcup olmadan, layıkıyla yapmaktan başka hiçbir gündemim, hiçbir önceliğim yok ve olmayacaktır. Bu seçim, yani oluşturduğumuz İstanbul İttifakı, Türkiye için var olan pek çok ön yargıyı da yok etmiştir. Çünkü biz hayat tarzı, görünüşü, konuşması, siyasi düşüncesi, birbirinden çok farklı insanlar olarak sevgi ve saygı ortaklığında buluştuk. Bugünden sonra her kim giyimine bakarak, hayat tarzına bakarak bir başkası hakkında ön yargı oluşturuyorsa İstanbul İttifakı aklına gelsin. Artık ön yargı ve ayrıştırma dönemi bitmiştir. Kardeşlik, sevgi ve saygı dönemi başlamıştır. Ben bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Öyle bir deha dünyada da yok zaten. Her kesimden, her insanımızdan en üst seviyede yararlanacağım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir. Parti merkezlerinden, parti ilçelerinden, illerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir. Değerli milletim, kıymetli İstanbullular, partiler kutsal yapılar değildir. Tabu değildir. Dünyaya farklı bir pencereden baksa da temel amacı milletinin kalkınması ve mutluluğu için çalışan yapılar olmasıdır.
Yani partiler bir amaç değildir. Hizmette araçtır. Bunu her vatandaşımın bilmesini ve duymasını istiyorum. Partiler gibi liderleri de kutsal değildir. Bir parti başkanı, bir belediye başkanı ya da bir cumhurbaşkanı fark etmez. Onları kutsallaştırmak, milletin üzerinde bir yere konumlandırmak asla doğru değildir. Liderlerin yeri milletlerin üstü değil, içinde olmayı gerektirir. En büyük millettir çünkü egemenlik kayıtsız şartsız sadece ve sadece milletindir. Milyonlarca oy almak, çok büyük sevgi gösterilerine mazhar olmak, iltifatlar duymak, liderlerin ayaklarını yerden asla kesmemeli. Aksine mahcup etmeli. Başta kendim gösterilen bu ilgi ve büyük sevgi karşısında ancak boynumu bükerim. Rahmetli dedem makamın büyüdükçe boynum bükülsün derdi. Yolum o yoldur. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım. Sorumluluğumuz var ama herkese duyurmak istiyoruz ki gençliğimiz var ve çalışkanlığımız var. 23 Haziran'da seçiminde hem ittifak, hem parti adayı, hem de bağımsız aday olarak çalışan tüm rakiplerime katkıları için bu süreçteki İstanbul'da bulunan tüm adaylara teşekkür ediyorum. Bütün bağımsız adaylarımız da buna dahildir. Ben şahsım adına seçim döneminde bana, aileme, çalışma arkadaşlarıma yönelik, partime yönelik yapılan sistematik saldırıları elbette ki unutmak istiyorum. O dil bitsin. Artık asıl sayfayı, olması gereken ilişkileri uslup düzeyinde yeni bir dönemi açmak ve başlatmak istiyoruz. Ve bu süreçte bu tür davranışlarda bulunanların bence zaman içerisinde hak ettiği cevabı milletimizden alacağını düşünüyorum. Bu vesileyle özellikle devletin başı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, depreme hazırlık gibi, daha fazla ve daha hızlı metro yapmak gibi, mülteci konuları gibi İstanbul'un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyumlu ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Bunu hepimiz görüyoruz. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşlarımızın ihtiyacıdır. Ben seçim öncesinde vatandaşa anlattığım ve onay aldığım yol haritasına ve ilkelere uygun olarak sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım ve buna talibim. Bunu tüm İstanbullular önünde duyuruyorum. Hiçbir siyasi mesele vatandaşımızın huzurundan, mutluluğundan, işsizliğin, yoksulluğun önlenmesinden, vatandaşlarımıza yeterli eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulmasından, barıştan, huzurdan, sevgiden ve saygıdan asla ve asla önemli değildir. Bu anlayış içerisinde İstanbul'un acil çözüm bekleyen merkezi ve yerel idarenin ortak sorumluluğundaki tüm konuları ele almak isterim. Yasal sürecin tamamlanmasının ve mazbatanın alıp göreve başlamamızın ardından görüşlerimizi de aktarmak, aynı zamanda görüşlerinizi de almak, sizi en kısa zamanda ziyaret etme arzu ve talebimi buradan size iletiyorum. Bu ülkenin buna ihtiyacı olduğunun da altını çiziyorum. Vatandaş, siyasetçi kavgalarından, atışmalarından bıkmıştır, yılmıştır. Hizmet, üretim ve çözüm beklemektedir. Hizmet, üretim ve çözüm demişken, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tüm değerli üyelerine de yeniden başlayacağımız çalışma döneminde başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum.
yarıda kalan vaatlerimizi ilk mecliste gündeme taşıyıp hayata geçireceğimizi buradan duyurmak istiyorum. Herkes bilmelidir ki millet adına yapılacak hizmetlerin parti farklılığı gerekçesiyle engellenmek istemesi gibi bir durumla karşılaşırsak engellemeyle ilgili bir takım siyasi çalışmalar yapıldığını görürsek her şeyi şeffaf bir şekilde vatandaşımızla paylaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin her kurumu değerlidir. 16 milyon İstanbul'un kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Türkiye'nin en değerli kurumlarından biridir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu önemi ve gücüyle yaklaşılmasının öneminin altını özellikle çiziyorum. Bir kez daha vaat ediyorum ki her ne yapıyorsak ve her ne yapılıyorsa olduğu gibi milletin takdirine sunulacaktır. Hiçbir aşaması gizli olmayacaktır. Değerli vatandaşlarım, kıymetli İstanbullular, ben artık gece gündüz demeden çok yoğun, tempolu bir çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu tempo içerisinde gücümü, enerjimi her zaman olduğu gibi vatandaşın samimi duygularından, sevgisinden ve güveninden alacağım. En çok da çocukların, bu şehrin çocuklarının, o güzel cıvıl cıvıl çocuklarının ve enerjisi yüksek gençlerin duygularından alacağım. Geçtiğimiz Aralık ayında aday olarak ilk ortaya çıktığımda tanıdıkça beni seveceksiniz demiştim güzel İstanbul'umuza. Çok şükür dediğim gibi de olmuştur. 31 Mart'tan sonra da her şey çok güzel olacak demiştim. Göreceksiniz, o da olacak. Her şey bu güzel İstanbul'da çok güzel olacak. Kıymetli hemşehrilerim, değerli İstanbullular, tabii ki bu güzel akşamda mutlu olacağız. Tabii ki bu güzel akşamda umutlu olacağız. Tabii ki bu güzel akşamda sevineceğiz. Ama sevinmek bir başka kişinin kalbini kırmak anlamına asla gelmez. Bu konuda bütün vatandaşlarımızı en hassas bir şekilde davranmaya davet ediyorum. Bu bir zafer değildir. Yeni bir başlangıçtır. Yarın birbirimizin yüzüne bakacağımızı ve yarından itibaren ben bir belediye başkanı olarak 16 milyon insanına eşit davranacağımızı buradan duyurmak istiyorum. Elbette ki birazdan arkadaşlarımızla son netice elde ettikten sonra ben otobüsümle bu merkezden Beylikdüzü'ne, yani ikametim olan Beylikdüzü'ne, ilçeme yola çıkacağım. Orada en uygun alanda da vatandaşlarımla buluşacağım. Orada elbette ki bu düşüncelerimi, umutlarımı, mutluluğumu vatandaşlarımla paylaşacağım. İstanbul'a yeni bir başlangıç hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'da tekrar ifade ediyorum ki, herkese duyuruyorum ki, sevgi ve saygıyla selamlıyorum ki her şey çok güzel olacak. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ekrem İmamoğlu artık İstanbul Belediye Başkanı zafer konuşmasını böylelikle dinledik. Birkaç tane satır başını size aktarmak istiyorum. Saatleri durdurarak zamanı engelleyemezsiniz dedi İmamoğlu. Sandıklarda oy pusulalarının yanı sıra hesap pusulaları da çıktı dedi. İstanbul'da bir sayfa kapandı, yenisi açıldı demek istemem. Bunun yerine hepimiz, herkes ortak bir sayfa açtık dedi. Bunun dışında bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi İmamoğlu. Uyum ve işbirliği içinde çalışma isteğini böylelikle 16 milyon İstanbul'un önünde Erdoğan'a iletmiş oldu. Ben de birkaç ekleme yapayım. İsraf, kibir ve ötekileştirme bitti dedi. Önyargı ve ayrıştırma süreci de bitmiştir dedi. Benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır dedi ve yanımızda Ruşen Çakır var. Hoş geldiniz.
Ve sözü size bırakıyorum, hiç soru sormayacağım. Öncelikle Ekrem İmamoğlu gerçekten tebrik etmek lazım. Son zamanlarda muhalefetin çıkarttığı en etkili siyasetçi oldu ve birdenbire çıktı. Ve bugünkü konuşması da çok heyecanlıydı. Haklı bir heyecan. Ama çok hep baştan beri verdiği mesajları aynen tekrarladı. Yine o benim hep söylediğim sakinlik, herkesi kucaklama meselesi o çok önemli bir husus. Kendini kazandıran, kendisine kazandıran hususları muhafaza edeceğinin işaretlerini veriyor ilk geceden. Çünkü bu tür olaylarda ilk açıklamalar çok önemlidir. Mesela Binali Yıldırım çok kısa bir konuşma yaptı ve olabilecek en sakin bir şekilde bunu kabul etti ve tebrik etti ve iyi hizmetler vermesini temenni etti. Şimdi de Ekrem İmamoğlu gerçekten çok senin kanlı, sakin, çatışmacılıktan uzak, kutuplaşmayı ötesinde, kutuplar üstü bir yaklaşım sergiledi. Zaten onun bu seçim zaferi, kendisi zafer değil diyor ama bariz bir zafer. Şu andaki rakamlara göre galiba 9 puan falan var. Konda'nın, Bekir Ardır'ın burada bana yayında söylediği rakam tutmuş gibi gözüküyor. Hatta artabilir belki, bilmiyorum. Bu aslında Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da en azından kutuplaşmayı büyük ölçüde sonlandırmasıyla alakalı bir şey. Yani kutuplaşma tabii ki tam olarak bitmedi ama kutuplaşmayı veri olarak kabul etmedi. Kutuplaşmayı yok olarak kabul etti ya da yok etmeye yönelik bir tavır sergiledi. Özellikle AKP'nin güçlü olduğu yerlerde seçim çalışması yaptı. Ve 31 Mart'ta yaptıklarıyla şimdi yaptıkları arasında da çok bariz bir fark vardı. Çok iyi bir strateji uyguladı. Tek başına onunla uyguladığını sanmıyorum. Burada aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkını vermek lazım. Ekrem İmamoğlu'nu seçmesi, ki o kadar meraklı vardı İstanbul'a, seçmesi, kimsenin tanımadığı bir ismi seçmesi ve onun önüne hiçbir engel çıkartmaması. Tabii bu arada CHP İl Örgütü, Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşları çok iyi bir ekip oluşturdular ve gerçekten hak ederek kazandılar. Burada şunu söylemek istiyorum. 25 yıl önce, ben dejavü diyorum buna biliyorsunuz, 25 yıl sonra tekrarlandı. 25 yıl önce Refah Partisi kazandığı zaman insanlar bir şey söylüyorlardı. Yani bunu nasıl söyleyeyim, kabullenmemek için, meşru saymamak için. O zaman bir benle yapılan bir röportajda Şahin Alpay'a çalıştı, hak etti, kazandı demiştim ve başlığa da bu çıkmıştı. Aynı şey burada da geçerli. Çalıştı, hak etti, kazandı, gasp edildi, yılmadı ve çok daha açık bir farkla kazandı. Siz dünkü yayınınızda vicdan ve aklın seçimi demiştiniz. Aynı soruyu hazırlamıştım. Evet. Bak, aynı soruyu vicdan ve aklın seçimi. Seçim sonucu vicdan ve akıl yönden ne gösteriyor? Bir de şunu sormak isterim. Türkiye'deki sert kutuplaşmada asla bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gidip 6 oka oy vermeyeceği yönünde bir onlar inanış vardır. Onlar şehir efsanesi. Bu şehir efsaneleri çıkartanların çoğu da AKP'den nefret eden kişiler. Böyle bir acayip bir mantık. Hani var ya Abdullah gibi, böyle bir şey olabilir mi? Yani siz hem seçimde galip gelmek istiyorsunuz, ondan sonra da rakip partiye oy veren seçmene irrasyonel, aklıyla hareket etmeyen, vicdansız, körü körüne inanan insanlar olarak görüyorsunuz. Biz burada her vesileyle bunu söylemeye çalıştık ve zaten bizim duruşumuz da bu. Kutuplar üstü bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kutupları veri olarak, mahalleleri kutupları veri olarak aldığınız zaman herkes kendi sahasında top çeviriyor ve hep bir taraf kazanıyor. Ama burada Ekrem İmamoğlu ile beraber bu aşıldı. Ve en çok nereden aşıldı? Şimdi bir HDP faktörü çok önemli ama Binali Yıldırım'a oy vermiş, oy vermeyi düşünen ya da vermiş kesimlerin aklını çeldi ve vicdanına seslendi. Çok basit. Dedi ki ben ne yaptım kardeşim, ben neyi çaldım? Çalmadı, herkes biliyor. Tayyip Erdoğan hayatın en büyük stratejik yanlışını yaptı bu seçimi iptal ettirerek. Yani o iptal ettirdi, YSK kararı falan hikaye. O iptal ettirdi. Ve bunu da söyledik birçok kişi. Kadri de söyledi, ben de söyledim, Kemal de söyledi. Burada hep bunları konuştuk ve kendi kaybını hızlandırdı. Şimdi 24, hatta 24'de de kalmadı. Yani 23 Haziran akşam saat 7.20'de Binali Yıldırım yenilgiyi kabul etti. Ve artık yepyeni Türkiye'nin startını verdi. Bu yepyeni Türkiye'de
vicdanlarını düşünerek, yani yapılan haksızlığı, adaletsizliğinden rahatsızlık duyan, normalde AKP seçmeni olan kesimlerin çok ciddi bir payı var. Vicdanlarıyla hareket ettiler. Bu haksızlığı protesto etmek için ya Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler ya da sandığa gitmediler ya da geçersiz oy kullandılar. Bu tamamen bir akıl yürütmeyle söylüyorum. Ama bir diğer husus da akıl. Yani ne dediler? Artık bu defter kapanıyor. Erdoğan artık yönetemiyor. Erdoğan artık sorun çözemiyor. Erdoğan'ın 31 Mart öncesinde yaptığı beka söylemi, tamamen kutuplaştırmayı, tırmandırma söylemi kendisi tabanında da çok büyük rahatsızlığa yol açmıştı. Ardından ondan vazcayması, sonra tekrar oraya dönmesi, Ekrem İmamoğlu'nu Sisi'ye benzetmesi, Öcalan'ın ocağına düşmeleri vesaire, bütün bunlar insanlarda ya bu artık olmuyor, bu artık yürütemiyor. Bu sorun çözen değil, sorun üreten bir yönetime dönüştü. Tek adam yönetimi, başkanlık sistemi vesaire, bütün bunların hepsi beraberine getirdi ve tabii ki ekonomi. Ne diyor Erdoğan? Başkanlık sistemi geldiği zaman ekonomi uçacak dedi. Tam ekonomi dibe vurdu. Bütün bunları insanlar görüyor. Yani seçmeni Türkiye'de irrasyonel, aklıyla hareket etmeyen, vicdansız ya da karşı tarafın seçmenini gördüğünüz zaman hep kaybediyorsunuz. Ama bunun yerine bu kişilerin pekala akıllarıyla hareket edebilecekleri, düşünerek hareket edebilecekleri, vicdanlarıyla hareket edebileceklerini veri aldığınızda, ki Ekrem İmamoğlu bunu yaptı ve ona destek verenler, başarıyorsunuz. O klasik CHP'nin o %33 falan kaç aldı şimdi? 55 mi deniyor? 55. Ne deniyor? 55 civarı değil bakalım. Mi? Bu acayip bir rakam. 54.68. Bu acayip bir rakam. Tabii ki İYİ Parti var, tabii ki HDP var ama CHP adayı, hani hep söyledikleri CHP zihniyeti ve çok çok önemli bir dönüm noktası oldu bu. 31 Mart aslında bir dönüm noktasıydı ama onu kabullenmeyerek o kadar büyük bir hata yaptılar ki şimdi gerçek anlamıyla çok büyük bir rezimet yaşıyorlar. Bundan sonra ne diyecekler? Şimdi Erdoğan işte ne ordu valisine bilmem ne yaptı vesaire falan. Daha önce Mansur Yavaş'ı da demişti. Bu tehdit, gözdağı, belki bazı seçmen cayar. Nasıl olsa buna yaptırmayacaklar diye. Sanmıyorum yapabilsin. Yapmaya çalışsa Ekrem İmamoğlu'nu daha da güçlendirir. Zaten onu bir lider olarak Erdoğan bize, Türkiye'ye hakikaten hediye etti. Yani normal şartlarda belki 31 Mart'ı kazanamayacaktı. Çünkü adı ilk defa duyulan, CHP'den aday olan birisiydi. Ama o kadar yanlış yaptılar ki, o kadar yanlış ve yanlışların sonuçlarını görüp sürekli anket yaptırıyorlar, sürekli geriliyorlar. Çözmek istedikleri zaman yeni yanlış yapıyorlar. Her sefer bu benim gibi Tayyip Erdoğan'ı kariyerinin başından itibaren izleyen insanlar için gerçekten hayret verici bir şey. Yani Tayyip Erdoğan bu noktaya nasıl gelir, nasıl geldi? Bu gerçekten bir çözülme. Önce onun çözülmesi, sonra o hareketin çözülmesi. Şimdi Türkiye nihayet yepyeni bir döneme giriyor. Tabii ki Tayyip Erdoğan hala Cumhurbaşkanı ya da başkan, her neyse, iktidar onda. Ama şu haliyle hani Binali Ekrem İmamoğlu'nun hep söylediği topal ördek, aslında bir anlamda kendisi topal ördek oldu. Öyle görüyor. Evet, bir rakamları görelim. Bediran Muhsin Aybar, evet hazır değilmiş. Tekrar stüdyoya mı dönelim, rejiye sesleniyorum. Evet, benim bir sorum var Gökçe, lütfen. Müsaaden varsa. Şimdi bu seçimin kıl payı kazanılması, 3 puan kazanılması, 5 puanla kazanılması şu anki durumda 9 puan gibi. Ne anlama geliyor 9 puan? Son, yani bir film bitti artık. Yani bu artık bundan sonra maç bitti, film bitti. Kadri'nin çok güzel bir lafı var geçen beraber yemek yerken, bir yerde etmişler de ettiğini bilmiyorum. Bu son hamleleri, AKP'nin hani Öcalan'dı, şuydu, Barzani, hani maçlarda kaybederler ve kaleci kornere çıkar. Hmm. Ondan sonra kafayı vuramadan kendi kalesini koşa koşa gidiyor. Böyle bir olay yaşadı AKP. Zaten kaybettiği belliydi. Ve puanlar her hamlesi, bakın Öcalan hamlesini yaptılar. Ben burada ne dedim? Bir doping dedim Ekrem İmamoğlu'na. Çünkü bir seçmeni, insanları bunlar PKK ile işbirliği yapıyor diye korkutuyorsunuz. Diyelim ki
3 puan oradan geliyor ya da 5 puan belki daha fazla. Tamam, veriyorlar ve kendilerine diyorlar ki niye veriyorsun Binali Yıldırım'a? Çünkü Ekrem İmamoğlu PKK ile işbirliği yapıyor. Tamam. Sonra kalkıyorsun Öcalan üzerinden oyunuzu vermeyin hatta sandığa gitmeyin vesaire diye devlet eliyle propaganda yapıyorsun. Ve o 3 puanlık insanları riske atıyorsun. Öte yandan HDP seçmeninden bence zırnık bile koklayamadılar. Çünkü HDP seçmeni Türkiye'nin en politik seçmeni. Ve onlar bunu ölçecek, bitecek. Tabii ki Öcalan'ın da dediklerine bakacak falan ama sanmıyorum ki Öcalan şunu dedi, ben sandığa gitmeyeyim falan demiş olduklarını sanmıyorum. Araştırmacılar onun rakamlarını herhalde çıkartacaklardır ama İrfan'ın da demin söylediği ilk bulgularda görülüyor ki HDP seçmeni İmamoğlu'na destek vermiş. Yani bu göstere göstere gelen bir ezimet. Aslında bu ezimet 2015 Haziran seçiminde yaşandı. Erdoğan o zamanki yenilgiyi kabul etmek yerine uzattı işi ve başkanlığı getirdi vesaire yaptı. O zaman eğer Türkiye bir AKP-CHP koalisyonuna girmiş olsaydı hakikaten yepyeni bir Türkiye o tarihte belki başlardı. Erteledi 2015-2019, 4 sene erteledi ve 4 sene sonunda ülke sürekli kan kaybetti. Sürekli kan kaybetti ve kendisi kan kaybetti. Belki o koalisyon AKP'yi kendini yenileme imkanı sağlayacaktı. Tam tersine ne oldu? Oradan sonra Pelikan devreye girdi. Davutoğlu tasfiye oldu, şu oldu, bu oldu. Süleyman Soylu gibi bir AKP ile alakası çok şüpheli birisi birdenbire Erdoğan'dan sonra en fazla konuşan ikinci adam oldu. Bütün şey söylemler bitti. Çoğulcu söylemler falan bitti. Tam bir sertlik, şahin politikalar uygulandı vesaire. Ve şu anda yaşanan her puan farkı bu şeyi sonun hızını yani vitesidir bu bir anlamda. Bu zaten çoktan bitmişti. Bu bunun ilanı oldu ve 31 Mart aslında bunun bir nevi ilanıydı ama ona izin verme, tahammül edemeyerek belki idare edebilecekleri bir şeyi şimdi çok riske attılar. Bu saatten sonra ne diyecek? En önemli husus ne? Erdoğan kaybetmez. Ne diyorlardı? Ne yapar ne eder İstanbul'u alır değil mi? Ne yapar ne eder İstanbul'u? Sizin çok önemli bir lafınız vardı, yayında da söylediniz. Yani Erdoğan'ın kaybetmesini en çok isteyenler, Erdoğan'ın kaybedeceğine bir türlü inanmayanlar aslında. Evet, o zaten öyle bir şey ki nefret ediyor Erdoğan'dan ama diyorsun ki ya kaybediyor, bitti. Ben mesela burada Erdoğan'ın krizi bilmem ne diye yayın yapıyorum. En çok tırnak içinde muhalifler bana kızıyor. Yani Erdoğan'ı sevenlerin kızmasını anlarım. Yani biz reise bağlıyız, sen uyduruyorsun der anlarım. Onlarla tartışırım ama muhalif olduğu iddiasındaki insanlar sen boşa umut veriyorsun falan. Halbuki ben analiz yapıyorum, tahlil yapıyorum. Erdoğan'ın kaybetmesini en çok onlar istemedi. Onlar en çok. Erdoğan'ın aslında en büyük şeyi beslendiği kaynak, kendisine körü körüne düşman olan kaynaklar. Bu kaynaklar çünkü şey yapıyorlar, onun zaafını göremiyorlar. Onun tabanla olan ilişkisindeki gevşemeleri falan göremiyorlar. Kafalarında bir şey var, bir inanç var. O inanç içerisinden gidiyorlar. Ama burada ne oldu? Buradaki bence formül şu. Erdoğan'la birlikte kazananlar onunla birlikte kaybetmek istemiyor. Kaybettiğini gördüler. Ve birçok insan, İslami gruplar da var, şahıslar da var, merkez sağdan AKP'ye yönelmiş olanlar var vesaire var. Baktılar ki bu iş gidiyor, bu iş bitiyor. Ve onun yanında durarak kaybetmek yerine kazanan, yeni kazanana oynamaya başladılar. O Türk seçmeninin kaybedenden uzaklaşma refleksi çok önemli. Burada şöyle bakıyor. Bu gidiyor. Şimdi çok az sayıda insan, Erdoğan bu seçim öncesinde çok sayıda, Binali Yıldırım da yaptı, mesaj Erdoğan yaptı, yardım çığlığı attı. Mesajınızı aldık, tamam, hadi bu sefer de bilmem. Bunu dediğin zaman, diyelim ki 5 kişiye sesleniyorsun. Bir kişi, 5 kişi, tereddütlü 5 kişi var. Bir kişi diyor ki, ya yazık, bu sefer de destek olamam ama dördü diyor ki, aa bu hakikaten gidiyor. Şimdi tereddütü neden? Gidip gitmediğinde tereddütü. Ama o tür
çıkışlar yaptığı zaman diyor ki, aa bu hakikaten kaybediyor. Benim ne işim var? Yani şunu da rahatlıkla söylüyorlar. İşte şu şu tarih arasında her şey çok güzeldi, biz de desteğimizi verdik. Ama artık işte ekonomi ortada, demokrasi ortada, Kürt sorunu çözülmedi. Olmuyor kardeşim deyip yollarını ayırmaya başlıyorlar. Şimdi önce İmamoğlu üzerinden ne diyorlar? Ben CHP'ye oy vermedim, İmamoğlu'na verdim diyor. Yarın öbür gün başka bir şey belki olacak. Belki de olmayacak, onu bilmiyoruz. Tabii yarından itibaren, hatta bu geceden itibaren AKP'den ayrılmaları söz konusu olan insanların parti faaliyetleri herhalde alabildiğini hızlanmıştır. Ali Babacan bir yandan, Ahmet Davutoğlu bir yandan artık daha net çıkıp konuşmaya başlayacaklar. Burada belki konuk edeceğiz kendilerini ve oradan da bir darbe yiyecekler. Şimdi artık tam bir düşene tekme atmalar başlayacak içeriden dışarıdan. Çok sayıda insanın ya ben zaten ne zamandan beri söylüyordum işte Cumhuriyet davası da yanlıştı, şu da yanlıştı, FETÖ'yle mücadele diye bir yeni insanı şey yaptılar, akademisyenlere yapılanlar olabilir mi kardeşim diye çok göreceğiz. Zaten başladılar tek tük ve böyle böyle bir şeyler, gemiyi terk edenler de olacak. Bu artık Türkiye gerçekten yepyeni bir yere giriyor. Burada tabii soru artık şu değil, hala bunu soran var. Erdoğan ne yapacak? Değil. Artık neye bakacağız? İmamoğlu ne yapacak? Kılıçdaroğlu ne yapacak? Akşener ne yapacak? Selahattin Demirtaş çıkacak mı? Çıkarsa ne olur, çıkmazsa ne olur? HDP bu seçimin ardından nasıl bir pozisyon olacak? Artık bunlara bakacağız. MHP bu olaydan sonra İYİ Parti ile ilişkisi, aralarındaki denklem nasıl gelişecek falan. Evet, çözülme belki dediğiniz, hep sık vurguladığınız. Mustafa Sönmez Skype hattımızda. Ekonomist Mustafa Sönmez, hoş geldiniz. Sesimiz geliyor mu Mustafa Sönmez? Evet, duyuyorum. Evet, hemen şu soruyla gelelim size. Bu seçimin bu şekilde sonuçlanmasında ekonominin faktörü neydi ve Ekrem İmamoğlu'nun israf söylemi ne kadar etkili oldu sizce? Ekonominin etkisi bence 31 Mart'ta kendisini evet, göstermiş. Mustafa Bey, bir araya girmeyi rica ediyorum. Kadrajınızı biraz oynamanızı rica edeceğim. Kafanız tam, evet, biraz daha geriye almanız mümkünse. Öyle evet, şu anda evet, evet, çok daha iyi. Devam edebilirsiniz. Çok sağ olun. Şimdi ekonomi faktörü bence 31 Mart'ta kendisini ortaya koydu. Bu yenilenen seçimlerde yani yine bir etkisi var ama burada daha farklı etkenler söz konusu. Özellikle AKP'nin 6 Mayıs seçim iptaline gerekçe gösterdiği nedenler belli ki AKP'ye oy vermiş. Seçimlerin önemli bir kısmını ikna etmiş değil, onları tatmin etmiş değil. Bence o bir muhasebe rol oynadı. Bu tabii ki İmamoğlu'nun başarıyla sürdüğü İstanbul Belediyesi'ndeki itiraflar, kaynakların hesapsızlık, kitapsızlık, Mustafa Sönmez'i duymakta zorluk yaşıyoruz. Rejideki arkadaşlardan rica edelim, eğer mümkünse Mustafa Sönmez'i telefonla arayalım. Biz de Gökçe o sırada bir olup bitenleri toparlayalım. Her şey çok hızlı gelişiyor. Yakalamakta da zorlanıyoruz. Akış tamamen değişti değil mi? Evet, hazırlandınız. Evet, devam ettik evet. Yayına. 7'de başlamıştık, 8 devam ediyoruz. Neler olmuştu? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Evet, ben de. Burada İrfan Bozan'la da konuştuk, Ruşen Çakır'la da konuştuk. Çıkan veriler ortalama yaklaşık... O yaklaşık 9 puanlık fark KONDA anketlerini çok andırıyor. Buradan Bekir Arıdır'a da selam olsun. Bir ihtimal onunla da bağlantı yapacağız. Reji galiba... Evet, Binali Yıldırım'ın çıkış görüntüsü il başkanlığından çıktığı görüntü varmış. Hemen dönelim, izleyelim. Git 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 git
8'i çeyrek geçiyor, 20 geçiyor. O civarlarda Binali Yıldırım'ın Adalet ve Kalkınma Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi'nden ayrıldığını görüyoruz. Saat 7.20'de, Haydi'de erken bir saatte Binali Yıldırım zaten çıkıp Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmişti. Açıkçası ben bu gecenin bu kadar çabuk sonuçlanacağını beklemiyordum Gökçe. Her şey çok hızlı gelişti. Ondan sonra İmamoğlu çıktı, onu da seyirciye tekrar hatırlatalım. Bir zafer konuşması yaptı İmamoğlu. Şunları söyledi, saatleri durdurarak zamanı engelleyemezsiniz dedi. Bu aslında YSK'nın 7'ye 4'te aldığı karara karşı bir tepkiydi. Sandıklarda oy pusulalarının yanı sıra hesap pusulaları çıktı dedi. İstanbul'da bir sayfa kapandı, yenisi açıldı demek yerine hepimizin, herkesin ortak bir sayfa açması anlamına geliyor dedi. Eşitlikten bahsetti, adaletten bahsetti, hoşgörüden bahsetti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Uyum ve işbirliği içinde çalışma çağrısında bulundu İmamoğlu. Evet, benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır dedi. Ben hani çok bu cümleye kilitlendim. İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme de bitecek dedi. Aslında konuşmasında hiç bence seçim kampanyası hem 31 Mart'a doğru gelirken de hem 23 Haziran'a seçim çalışması yaparken de vaatleriyle çelişkili hiçbir şey yoktu. Konuşma tam bence hazırlanılmış. Bugüne kadar bu süreç nasıl yürütülüyorsa ona dönük bir konuşma hazırlanmış. Doğaçlama değildi hazırlanmış. AK Parti seçmenin desteklediği bir aday olsa herhalde sadece CHP'lilere ve bir takım yol arkadaşlarına teşekkür edecekti. Ama İYİ Partisi'nden işte sivil toplum kuruluşlarına çok geniş bir teşekkür, ailesine tabii her şeyden önce teşekkür etti. İlginç, her şey çok güzel olacak sloganı ile ortaya çıktı. 6 Mayıs akşamında. Evet. Yani bakalım reji akış konusunda da bizi bilgilendirsin. Tamam, biz devam edebiliriz o sırada. Hı-hı, evet. Bir şeyi hatırlıyorum. 31 Mart öncesinde burada konuklarımız da hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayı kim olacak diye konuşurken aslında akıllardan geçen isim Ekrem İmamoğlu'dan önce Muharrem İnce gibi isimler, hı-hı, vardı. Ve Ekrem İmamoğlu çoğumuzun, bilmiyorum senin de belki öyledir, 31 Mart öncesinde benim çok yakından tanıdığım bir isim değil, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yürütmüş olmasına rağmen. Sen de hatırlatmıştın, beni tanıdıkça, hı hı, seveceksiniz diyordu demişti İmamoğlu ve gerçekten de kısa sürede kendisini hem tanıttığını hem de sevdirdiğini gözlemliyoruz. İrfan Bozan da hani şu yorumu yapmıştı. Artık Ekrem İmamoğlu tanınan bir isim oldu ve 23 Haziran'a doğru giderken otobüse o bindi. Binali Yıldırım da otobüsten inmek zorunda kaldı dedi. Az önce sen konuşurken aklıma bir nokta daha gelmişti fakat şu an hatırlayamıyorum. Senin söylediğin bir şey vardı, yine hatırlattığın. Bir pakete gitmemiz gerekiyormuş sandık görevlileri. Arkadaşlarımız sandık çıkışlarında görev yapıyorlar bu akşam, muhabir arkadaşlarımız. Orada sandık üyeleriyle söyleşiler gerçekleştirdiler. Onları izleyip Medyascope özel yayınına devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yöneticisiyim. Çok güzeldi. Çok güzel organize olduk. Arkadaşlarımızın hepsi birbirine son derece yardımcı oldu. Diğer partili arkadaşlarımız da çok olgun davrandılar birbirlerine karşı. Çok güzel oldu. Her şey çok güzel olacak. Peki nasıldı? Sonuçlar nasıldı? Sonuçlar her şey çok güzel olacak diyor. Yani nasıl oy farkı? Burada biz 230 oy kullanılmışsa 70'ini alabilirdik. Şimdi 2-3 önde olduğumuz sandıklar var. Gün içerisinde oy kullanma sürecinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Gayet sakindi. Oy kullanan insan sayısında artış gözle görülür bir şekilde. Zaten Beşiktaş ilçesi hem oy kullanmanın, yani oy kullanmak seçime katılım oranının yüksek olduğu hem de Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık %82 yanılmıyorsam oy aldığı bir bölgeydi. Şu anda bu oy oranını da %1-2 kadar arttırmış gibi görünüyor. Dediğim gibi seçim günü sakindi. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Oy sayımı sırasında da ufak tefek itirazlar haricinde büyüyen bir kavgaya dönüşen gerginlikten söz etmek mümkün değil. Evet, Mustafa Sönmez'le yeniden bağlantı kurduk. Tekrar hoş geldiniz ve lütfen kaldığınız yerden devam edin. Ben sorumu hatırlatayım. Bu seçimlere ekonomik faktörler ne kadar etkili oldu demiştim ve Ekrem İmamoğlu'nun israf söylemi seçmende karşılık buldu mu, ne kadar karşılık buldu demiştim. Evet, ben de özettiğim söylediklerimi ekonomik
faktörler 31 Mart seçimlerinde ön plana çıktı. Yüksek enflasyon, işsizlik ve güvensizlik, bütün bunlar 31 Mart sandığına gidenlerde etkiliydi. Fakat bu 23 Haziran sonuçlarında bunlar devam etmekle birlikte AKP'ye oy vermiş çok önemli bir kitlenin bir tür vicdani muhasebe yaparak çalındı denen seçimlerin İmamoğlu tarafından kazanıldığı ve AKP'nin argümanına katılmadıklarını ortaya koyuyor. Tabii ki 31 Mart'tan bu yana ekonomide bir iyileşme olmadı. Yani enflasyonda kayda değer bir düşüş olmadı, işsizlikte kayda değer bir azalma olmadı. AKP hazineye büyük açıklar verdirme pahasına yine bazı popülist politikalar uygulamaya devam etti ama bu kitleleri arkasından sürüklemeye yetmedi. Tersine bütün bunlar boşa çıkararak seçimler sizin tarafınızdan çalındı, haksızlığı siz yaptınız diyerek AKP'ye adeta seçmenleri tarafından okkalı bir ders verildi. Yani bu gerçekten çok... Bunu umuyorlar mıydı bilmiyorum ama bu 9 puan, 10 puanlık fark AKP'ye tam bir Osmanlı tokadı gibi gelmiş olmalı. Bunu kendi kitlelerinden yemiş olmaları bence bu seçimin en önemli sonuçlarından biri. Çok teşekkürler Mustafa Sönmez. Hoşçakalın. Şimdi... Şu an konuğumuz Koç Üniversitesi doktor araştırmacısı, siyaset bilimci Nezih Onur Kuru. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tam çok güzel bir yere denk geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü ekonomiyle devam edeceğiz. Siz 31 Mart seçimlerini ilçe ilçe inceleyen bir araştırma yapmıştınız. Ve burada yeni bir modelleme de yapmıştınız bu 23 Haziran seçimleriyle alakalı. Burada karşılaştırmalı iki sonuç vardı. Biri seçmenin ekonomik... sahiplerle oy vermesi durumunda karşıya çıkacak durumları anlatıyordu. Bir tanesi de daha ideolojik sebeplerle oy verirse seçmen nasıl bir tabloyla karşılaşırız diye. Burada hem daha ekonomik sebeplerle seçmen hareket etmişe benziyor. Hatta bunu aşıp daha da başka bir tabloyla karşılaştırıyoruz. Nasıl anlatırsınız bu durumu? Ben ekonomik modele göre İmamoğlu'nun oy sayısını yaklaşık 4 milyon 700 bin civarında bekliyorum. Sanırım sonuç o civar. Hemen bakıyorum. İmamoğlu'nun sonucu, bir dakika, bulamadım şu an. Yaklaşık 4 milyon 700 bin civarında, 4 milyon 698 bin. Ama beni şaşırtan nokta Binali Yıldırım'ın oyundaki düşüş. Yani ben açıkçası 4 milyon 150 bin üzerine biraz koyabileceğini, 4 milyon 200 bine yaklaşabileceğini düşünüyordum. Bu nedenle farkın 9 değil de 6-7 arasında olacağını bekliyordum. Çünkü... Ben bu seçimin bir referandum havasında geçmesini bekliyordum. O zaten böyle geçmiş olduğu belli. Ama 2017'deki referandum sonuçlarına atıf yapıyordum bu noktada. 2017'de evet bloku 4 milyon 470 bindi. Hayır bloku 4 milyon 720 bindi. Ben ekonomik sayıklarla bu 4 milyon 475 binlik oyun yaklaşık 4 milyon 200 binleri gerilediğini buldum. Ama sanıyorum ki YSK kararı bizim gözlemleyemediğimiz, en azından benim tahmin etmediğim ölçüde yaklaşık... Vicdani sebepler. Evet evet. 200-300 binlik bir seçmeni bence sandığa götürmemiş. Yani insanlar bunu ilk bakışta şey diye yorumlayabilirler. Şimdi benim de yaklaşımım belki çok aceleci ama gördüğüm şey şu, bir kısım AK Parti veya MHP seçmeni bu karar içine sinmediği için veya ekonomik nedenlerden ötürü de kızdıkları için ya da ikisi bir arada bence sandığa gitmemişler. Benim gördüğüm bunun karşısında da muhalefet seçmeni daha evet. büyük bir katılım sağlamış. Evet, evet. Yani şimdi katılıma baktığımızda katılım yaklaşık biraz artmış gibi. 84-85'e yükselmiş gibi. Benim gördüğüm şu, eğer muhalif seçmen sayısı aynı kalsaydı katılım düşecekti. Ama muhalif seçmen bunu tekrar yükseltmiş oldu. 85 seviyesini yaklaştırmış oldu. 4 milyon 720 binlik evet hayır blokun Ekrem İmamoğlu tamamen mobilize ederek büyük bir zafer elde etmiş gözüküyor. Ama diğer yandan da AK Parti seçmenlerine çok ikna edici bir geçer neden sunamamış gözüküyor seçimin yenilenmesi için. Zaten seçim öncesinde pek çok anket şirketi
AK Parti ve MHP seçmenlerinin en az 1/3'ünün bu seçim yenilenme kararını beğenmediğini paylaşmıştı. Evet, ben şunu merak ediyorum. Aslında muhalefet seçmeni daha fazla konsolide etmiş görünüyor diyorsunuz. Bir, hani hep yorumlandı bu ama kazanmayı, kazanabileceğini gördü 31 Mart'ta. Sizce bunu Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'a giderken nasıl başardı? Bence adayın tanınırlığı çok önemli bir mesele. Çünkü şunu gözlemlemiştik biz 31 Mart seçimlerini Edgar'la incelerken burada. CHP'nin başarılı olduğu ilçelerde zaten gelir de artıyor bir yandan. Hem bir yandan ekonomiden çok etkilenmiyorlar bu CHP'li ilçelerdeki muhaliflerin bir kısmı. Hem de 24 Haziran'da yaşadıkları o hayal kırıklığı, Muharrem İnce'nin seçim sonrası açıklamaları gibi veya ilçe adaylarının yereldeki performansından ötürü kendi partilerine bir tepkide bulunarak seçime gitmediler ve kazanma inancı da yoktu açıkçası. Yani yapılan son anketlerde 31 Mart öncesinde seçmenlerin %40'ına bile yaklaşmıyordu. Ekrem İmamoğlu'nun kazanabileceğini söylüyordu. Şimdiki anketlerde ise bu %55'lere zaten yükselmişti. Yani Binali Yıldırım'a oy vereceğini söyleyenlerin %20'sine yakını Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasını bekliyordu açıkçası. Bence adayın tanınırlığı arttı. Söylemi çok kapsayıcıydı zaten, bunu tekrar tekrar farklı yorumcular da ifade ediyor. Muhalefet kendine yakın muhalif seçmenler, bu sadece CHP'liler veya İYİ Partililer değil, referandumda hayır oy vermiş HDP'lilerin çok büyük bölümü, belki Saadetliler veya hiçbir parti oy vermeyip genel seçimlerde referandum gibi daha ülkenin demokrasisiyle alakalı seçimlerde sandığa giden, inisiyatif alan partisiz seçmenler Ekrem İmamoğlu'nu yakın bulmuşlar. Çünkü hukukun üstünlüğünden bahsediyor, eşitlikten bahsediyor, israf düzenini ortadan kaldıracağından bahsediyor. Bu söylemler çok sıcak geliyor İktidarı eleştiren ve referandumda hayır veren seçmenlere. Bence bu noktada Ekrem İmamoğlu çok başarılı. Zaten AK Partililerin oy vermemesi nedeniyle aslında hayır oylarında üzerinde bir oy oranı elde etmiş pek çok ilçede. Şimdi haritaya baktığım zaman da birçok ilçenin kırmızıya döndüğünü görüyorum. Onların hepsini konuşacağız. Ama önce bir seyirciye de anlatalım. Binali Yıldırım'ın İmamoğlu'nu tebrik ettiği videoyu ekrana getireceğiz. Sonra Adalet ve Kalkınma Partisi ve CHP merkezlerinde neler yaşandı, Fırat Fıstık ve Canan Coşkun anlatacaklar. Daha sonra Nezih Onur Kuru ile bu sefer de İstanbul'u ilçe ilçe değerlendireceğiz. Şimdi Binali Yıldırım'ın İmamoğlu'nu tebrik ettiği konuşmayı izleyelim. Teşkilat mensuplarımıza ve bizim dinleyen projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı veren İstanbul'umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek demokrasi demektir. Bu seçimlerle Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır. Ben bu sonuçların İstanbul'umuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına, yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet, 31 Mart'a kıyasla ilçelerde özellikle çok ilginç sonuçlar var. Bediran Aybar Skype hattımızda ve rakamları aktaracak. Bediran, hoş geldin. Sesimiz geliyor mu? Hoş bulduk Gökçe, Burak. Hemen verileri size aktarayım. Açık sandık oranı %99.90. Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı adayı %54.30. Tekrar eder misin Bediran Aybar? Çünkü sesin kesildi. Lütfen oy oranlarını tekrar et. Elbette. Açılan sandık oranı %99.37. Ekrem İmamoğlu %54.30. Bin Ali Yıldırım %44.81. Bu seçimde katılım oranı %84.42. Bu sonuçlarla beraber Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş oluyor. Sevgili Gökçe ve Burak. Bediran Muhsin Aybar, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bugünün en büyük tanıkları Canan Coşkun ve Fırat Fıstık. Evet. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu seçim akşamı nasıl yaşandı? Öncelikle Fırat Fıstık'la başlamak istiyorum. Çok erken bir saatte tebrik geldi. O saate kadar neler yaşandı ve ondan sonra boşaldı mı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim koordinasyon merkezi? Bize neler aktarırsın? Evet, baştan alacak olursak 6 civarında zaten orası dolmaya başlamıştı. Duyurulan da zaten 8'de bütün partilerin alana alınacağıydı. Zaten polis kordonu var. Belki bilmeyenler için de anlatmakta yarar var. Polis kordonu var ve partililer polis kordonunun dışında bekliyorlardı. Yine 31 Mart'ta karşılaştırırsak yine aynı şekilde bir bekleyiş hakimdi. İlk olarak Erdoğan'ın gelebileceği söylendi. Ancak Erdoğan daha sonra zaten Vahdettin Köşkü'ne geçti Kısıklı'dan. O iptal oldu. Şunu söyleyebiliriz farklı olarak, tabii ki doğal bir sonuç bu. Bütün parti kurmayları il başkanına geldiler. Yani Fuat Oktay'dan Mehmet Özaseki'ye, Kurtulmuş'a, Bakan Süleyman Soylu'ya kadar herkes gelmişti il başkanlığına. Binali Yıldırım'ın gelişi de 18.40'ı buldu. 18.40-18.45 civarında partiye giriş yaptı. Çok önemli bir detay var. Daha o zaman açıklamayı yapmamıştı Binali Yıldırım. 19.20 civarında yaptı basın açıklamasını. Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ettiği basın açıklamasını. Ve Binali Yıldırım'ın arabası geldiğinde dahi herhangi bir coşku yaşanmadı. Yani orada biz de gittiğimizde hem partililerle de konuştuk. Hani sürekli telefondan takip ediyorlardı zaten. Bir diğer önemli özelliği de bir kısım, yani ağırlıklı bir kısım böyle bir sonucu tahmin ediyordu. Yani hiçbir coşku, hiçbir slogan yok. Zaten LED ekran kurulmuş ama çalışmıyor. Çünkü 31 Mart'ta gayet coşkulu, müziklerin çalındığı, maçların çalındığı bir atmosfer vardı. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, yarısından fazlası AK Partililerin. Böyle bir sonucu hani tahmin etmese bile beklenti düzeyinde böyle bir sonuç vardı. Peki daha sonra neler yaşandı? Binali Yıldırım'ın açıklamasının ardından zaten çok büyük bir kalabalık yoktu parti binası önünde 31 Mart'ta karşılaştırdığımızda. O az olan kitle de dağılmaya başladı ve kendi aralarında konuşurken biz de buna şahit olduk. Hani ağırlıklı olarak zaten böyle bir sonucun beklendiğini ve özellikle parti içerisindeki liyakate vurgu yapan, aslında desteklenmemesi gereken insanların öne çıktığına vurgu yapan partililerle karşılaştık. Bu vereceğim bilgiler de bir son dakika bilgisi aslında. Partiden peki bakanlar, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ne zaman çıktılar? Fuat Oktay, Mehmet Özaseki ve Numan Kurtulmuş hemen hemen aynı anda partiyi terk ettiler. Binali Yıldırım yine aracı partiyi terk ederken yoğun bir slogan duyuldu o anda ve ağırlıklı olarak aslında Binali Yıldırım'a bir öfke değil, üzülme başkan şeklinde bağırışların olduğu biliniyor. Yine şu da ilginç bir nokta. Süleyman Soylu bu isimlerden sonra en son partiyi terk eden isim oldu. Ve Süleyman Soylu dışarı çıkarken diğerlerine nazaran daha yoğun bir destek aldığını söyleyebiliriz. Hani bu ilginç bir anekdot bence. İşte dik dur eğilme diye sloganlar atılmış ve aslında tartışıyorlardı. Sonuçlar gelmeye başladığında da bunu tartışmaya devam ettiler. Ama şunu tekrarlayabiliriz. Hani oradaki konuşulanları esas alırsak, partide çok burnu havada insanın bir yerlere gelmesini çok fazla örnek gösteriyorlardı mesela. Kendi parti teşkilatları içerisinde. Yine ikinci söyledikleri şey, yeterince çalışmadık diyorlardı sürekli halde. Fırat, bir virgül atmanı rica edeceğim. Rejiden de bir şey rica edeyim. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bu akşamın sonuçlarını değerlendirdi. Rejiden ricam bir DSF'nin ekranda olması. Ben de o sırada o açıklamayı okuyayım.
Reji beni duyabiliyorsa lütfen ekranda bir... Evet, Milliyetçi Hareket Partisi bir açıklama yaptı. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Başkanlık seçimiyle alakalı açıklama şöyle. Ülkemizi uzun bir süre meşgul eden 23 Haziran seçimi tamamlanmış. Resmi olmayan sonuçlar belli olmuştur. İstanbul'da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıkmıştır. Sandık demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikle saygı duyulmalıdır. İstanbul temelli yaygın ve yoğun tartışmalar sandık marifetiyle sonuca bağlanmış, süreç nihayete ermiştir. Katılım oranının muteber bir seviyede tezahür etmesi de sevindirici bir gelişmedir. MHP, Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olacak şekilde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmiş, Sayın Binali Yıldırım'a azim ve kararlılıkla destek vermiştir. 31 Mart'ta İstanbul seçimlerine damga vuran, usulsüzlük ve yolsuzlukların gölgesinde iptal edilerek tekrarı yapılan İstanbul seçimi, demokrasi tarihimizde unutulmayacak olay ve ilişkiler ağlarına sahne olmuştur. Haksız ve hukuksuz mağduriyet üzerine bina edilen çarpık siyaset dilinin İstanbul'a ne getirip ne götüreceğini önümüzdeki süreçte daha iyi görmek mümkün ve muhtemeldir. Milli seçim sürecini kapatmalıdır. Bunun ilerisinde de Cumhur İttifakı'nın kutlu varlığını sürdüreceği, muhafaza edeceği, müdafaa edeceği, bu konuda kimsenin spekülasyona tevessül etmemesi gerektiği, Türkiye'nin artan sorunlarına yeni kapı ruhuyla hareket edileceği gibi de açıklamalar yer alıyor MHP'nin açıklamasında. Evet, stüdyoya dönecek olursak Canan Coşkun, sen 31 Mart'ta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim koordinasyon merkezindeydin ve oradan önemli izlenimler, sahadan önemli veriler ediniyorsun ve bizlere aktarıyorsun. Bu zaferi nasıl karşıladı diyeyim orası? Gittiğin andan itibaren neler yaşandı? Gittiğim anda bir kere 31 Mart'taki kalabalıkla ister istemez mukayese ediyor gözler. Bir kere çok fazla basının inanılmaz bir ilgisi vardı. Bir tribün oluşturulmuştu onlara ve bekliyorlardı bir açıklama yapılmasını. Ve açıklama gelmedikçe de insanlar heyecanlanıyordu ve hadi ne zaman olacak açıklama diye. Ne zaman ki Binali Yıldırım açıklama yapmaya başladı. Binali Yıldırım'ın açıklamasının ardından, teşekkür etmesinin ardından binanın önünde biriken bir kalabalık vardı. CHP'liler vardı, seçmenler vardı. Onların sevinç nidaları içeriye kadar ulaştı ve peşinden kısa bir süre sonrasında da saat sanırım 19.30 civarıydı. Ekrem İmamoğlu kürsüye geldi ve gerçekten kendinden suratında hiçbir ifade yoktu. Yani kendinden emin bir şekilde geldi oraya. Çünkü zaten bu kadar emindi, bu kadar kısa sürede de belki de sonuçlanacağını ve böyle bir sonuçla kazanacağını ve konuşmasına başladı. Konuşmasının bazı yerlerinde kapıda da bir dev ekran kurulmuştu ve insanlar orada izliyordu sonuçları. Konuşmasının bir yerinde teşekkür etti. Özellikle sandık başında görev yapan insanlara teşekkür etti ve seviniyoruz ama lütfen görev yerlerinizi terk etmeyin. Bu hala devam ediyor, bu mücadelemiz devam ediyor diye açıklama yaptı. 31 Mart'tan bu yana zarfların içinden yalnızca oy pusulası değil, hesap pusulası da çıktı dedi. 31 Mart'tan bu yana haksızlığın hesabını bir avuç insana kesti İstanbullular dedi. Konuşmasının bir yerinde liderlerden bahsetti. Partiler araç değil, hizmette amaç değil, hizmette araçtır dedi. Liderleri de kutsallaştırmak doğru bir şey değildir dedi. Onları kutsallaştırmak asla doğru değil. Onların yeri milletlerinin üstü değil, onların görevi milletlerin üstünde değil, içinde olmayı gerektirir dedi. Bu sırada gerçekten seçim koordinasyon merkezinin önündeki o insanların sesleri içeriği bastırdı diyebiliriz belki de. Herkes çok heyecanlıydı, çok sevinçliydi zaten bu Binali Yıldırım açıklama yaptıktan sonra. İçeride birbirlerine sarılanlar, görevlilerin olduğu yerden güzel günler göreceğiz, çocuklar türküleriyle beraber, her şey çok güzel olacak sloganlarıyla beraber tam anlamıyla düğün yerine döndü orası. Oradan dönüp işte stüdyomuza doğru gelirken de sokakta kornalarla seçimin sonucunu kutlayanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklarda gezenler, sevinç nidaları, gülenler, birbirlerine sarılanlar. Gerçekten sokaklar, özellikle seçim koordinasyon merkezinin etrafındaki sevinç görülesiydi. Şimdi rejideki arkadaşlar da görelim diye o görüntüleri ekrana getirmek istiyorlarmış. Biz de merak ettik. Bakalım o zafer anı CHP'nin seçim koordinasyon merkezinde nasıl yaşandı?
çocukların, bu şehrin çocuklarının, o güzel cıvıl cıvıl çocuklarının ve enerjisi yüksek gençlerin duygularından alacağım. Her şey bu güzel İstanbul'da çok güzel olacak. Ama sevinmek bir başka kişinin kalbini kırmak anlamına asla gelmez. Bu konuda bütün vatandaşlarımızı en hassas bir şekilde davranmaya davet ediyorum. Görüntüler böyleydi. Hemen Canan Coşkun'a dönelim ve CHP nasıl kutlayacak bu akşam? Bir plan var mı, program var mı? Neler aktarırsın bize? Ekrem İmamoğlu konuşmasının sonunda kutlamaların adresinin Beylikdüzü olacağını söyledi. Çünkü Beylikdüzü onun için kıymetli bir yer. Saat 20.30 deniyordu ama yüksek ihtimalle sarkacaktır o 20-20.30 civarıydı. Çünkü Seyran Tepe'deki o seçim koordinasyon merkezinin etrafında oldukça yoğun bir trafik vardı. İnsanlar da akın akın oraya geliyordu. Sanırım gecikmeli de olsa bugün kutlamaların adresi Beylikdüzü olacaktır. Tıpkı 6 Mayıs'taki o konuşmasının yaptığı yer belki bilmiyorum. Onu yine Ekrem İmamoğlu'nun hesaplarından takip edebilir izleyicilerimiz. Yerelden güç almaya önem veriyor Ekrem İmamoğlu zaten. Muhabir arkadaşlarımız da takip edecekler İmamoğlu'nu. Hem Fırat Fıstık'a hem de Canan Coşkun'a çok teşekkür edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle yeniden İstanbul seçiminin ikinci ve üçüncü bir blok İkisi halinde yaptık. İkisi birleşik oldu. Birleşik oldu. Kalkamadık evet. Çünkü o sırada sonuçlar açıklandı ve Ekrem İmamoğlu'nun ikinci kez İstanbul'u belediye başkanlığını kazandığı açıklandı. Kapatalım. 21'de tekrar karşınızda olacağız seçim özel yayını 3'le. Şimdilik hoşçakalın.